Sir Isaac Newton, duran cisimlerin üzerlerine etkiyen net bir kuvvet olmadıkça durmaya devam edeceklerini söylemiştir. Hareket halindeki cisimlerin de harekete devam edeceğini ve hızlarının değişmeyeceğini. Örneğin boş bir alanda sallanan bir parçacık hiç durmayacaktır. Parçacık ister hareketsiz ister de sabit bir hızda hareket ediyor olsun, parçacığa etki eden bir kuvvet yoksa hızı da değişmez. Bu Newton'un birinci hareket yasasıdır. Parçacığın ivmelenmesi, yani hızının değişmesi için üzerine net bir kuvvet etki etmelidir. Hız ve ivme gibi kuvvetler de birer vektördür. Örneğin yer çekimi kuvveti aşağı yönlü bir kuvvettir. Büyüklüğü ise yer çekiminin ne kadar olduğuna bağlıdır. Bu yer çekimi kuvveti eğer parçacığa etki eden tek kuvvetse parçacığın hızı değişir ve kuvvet faktörü yönünde ivmelenmeye başlar. Peki eğer birden fazla kuvvet etki ediyorsa ne olur? Örneğin yer çekimine ek olarak bir de rüzgar olduğunu düşünelim. Rüzgarın yer çekiminin yarısı bir büyüklükle sağa doğru estiğini düşünelim. Bu durumda bu iki vektörü toplayarak net kuvveti bulmamız gerekir. Bir denklem olarak yazacak olursak net kuvvet yer çekimi artı rüzgara eşittir. Net kuvvet aşağı ve sağa doğru olduğu için parçacık da bu yönde ivmelenir. Daha fazla kuvvet olduğunda ise net kuvveti bulmak için tüm bu kuvvetleri hesaba katmamız gerekir. Net kuvvetin yönü aynı zamanda parçacığın da ivmeleneceği yöndür. Şimdi parçacığın bir masanın üzerinde durduğunu düşünün. Yer çekimi parçacığı aşağı doğru çekiyor, rüzgar da sağa doğru itiyor. Bu durumda parçacığa etkiyen başka bir kuvvet daha vardır. Masanın parçacığa uyguladığı ve yer çekimine karşı gelen kuvvet. Bu senaryodaki kuvvet diyagramını bu şekilde çizebiliriz. Yer çekimi ve masanın parçacığa uyguladığı kuvvet birbirini götürür ve böylece rüzgar net kuvvet olarak kalır. Sıradaki alıştırmada net kuvvet konusunu pekiştireceksiniz.